Çok kıymetli basın mensupları, bugün Türk akımının açılışı vesilesiyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ikili görüşme gerçekleştirmişlerdir. Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konuları da ele almışlardır. İdlib'de ateşkes başta olmak üzere Suriye'deki işbirliğimiz, ABD-İran geriliminin azaltılmasıyla ilgili neler yapabileceğimiz, elbette Irak ve nihayetinde de Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Özellikle Libya'da ateşkesin sağlanması konusunda Rus ortaklarımızla epeydir çalışıyoruz. Hatırlayacağınız gibi daha önce bir heyetimiz Moskova'ya giderek Moskova'da Rus karşıtlarıyla bu anlamda görüşmeler gerçekleştirmişlerdi. Ve bugünkü görüşmenin neticesi olarak bir ortak açıklamayı biraz sonra sizlere dağıtacağız. Özellikle Libya'da ateşkesle ilgili şunu vurgulamak isterim. Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gece yarısı 00'da, yani cumartesi pazara bağlayan gecede Libya'da ateşkesin yapılması için, sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar. Помимо церемонии пуска газопровода «Голубой поток», которые вы наблюдали, состоялись интенсивные двусторонние переговоры между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики. По итогам принято совместное заявление, которое в самые ближайшие минуты будет распространено. Отмечу некоторые моменты из этого документа. Президенты подтвердили твердую решимость всемерно развивать и углублять двустороннее партнерство во всех областях. Devlet başkanlarımız çok yönlü ikili işbirliğimizin devamını ve pekiştirilmesi için her türlü adım atmaya hazır olduklarını beyan ettiler. Из международной проблематики обсудили ситуацию, которая сложилась в Персидском заливе в результате неправомерных и очень рискованных акций Соединенных Штатов на территории Ирака против иранских граждан, включая командующего КОС КСИР Сулеймани.